Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Tekrar hoş geldiniz. Geçen hafta burayı okumuştuk. Şimdi nasıl? Arkadakiler? Biraz da büyüteyim mi? İyi mi? Tamam. Şimdi bunu okumuştuk hatırlarsanız. Ama şurada da ben durayım. Hemen başlıyoruz. Şey nerede? Taktınız mı yukarıda ben? Attım içerisinde. İçerisinde nerededir? Masa üzerinde. Masa üzerinde. Evet, abi. Şu. Arkadaşlar. Ben size bir ekleme yapmak istiyorum. Ekleme zaten hayatı hep ekleme. Şimdi nasıl gözüküyor mu? İyi mi? Bak, 8. sözdeydik. Tamamen hayat felsefesi ve psikolojisi, sosyolojisi ne derseniz kaldıracak bir derstir. Dersin başında şurada demiştik ki 34. sayfada öyle bir zaman gelecek ki artık böyle herhalde olacaktı. Şimdi gördünüz mü? Şimdi burada şu dünya ve dünya içindeki ruhu insandan bahsediyoruz. Birincisi görüyorsunuz değil mi? Mouse'u şey yapayım. Şu ruhi insani. Ondan sonra dinin emniyeti. Senin için din nedir? Cevap araman lazım. Hayatına sorular sorarsanız hayatınızın kalitesini yükseltirsiniz. Unutmayın. Benim için Allah nedir? Benim için din nedir? Benim için Kur'an nedir? Benim için Risale-i Nur nedir? Eğer hayatınıza iki üstad soruyor, ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, ne cim ne yapmam lazım gibi. Çabuk konuşuyorum çünkü yapacağım işler çok. Bu soruları sorarsa hayatının kalitesi yükselir ve soruların cevabının içerisinde sorumlulukların çıkar, göreceksin. Ben kimim, nereden geldim, ne cim, burada ne yapıyorum diye soru sordun. O bulduğun cevapların içerisinde sorumluluklarını göreceksin. Sorumluluklarını gören, fark eden Furkan olur, canlı Kur'an olur ve farkındalığa gelir. Sorumluluklarını fark eden farkındalığa gelir. Farkındalığa gelen vefa duygusu çıkar. Yani böyle bir zatın burada ben bir halifesiymişim. Allah Allah çok ayıp oluyor gibi. Bu sefer vazife çıkıyor. Vefa çıkıyor. Vefası olanın da eylemi olur. Eylemi yok. Yani İmam Hatip mezunudur, hafızdır. Allah'a ve ahiret iman etmiştir. Namaz kılmıyor. Çünkü hayatına sorular sormamış. Hayatını sorgulayamamış. Sorumlulukları bilinmiyor. En altı bu mu? Şimdi burada la ilahe illallah görüyor musunuz? Bugün birisi ikaz etti, hatırlattı bana Allah razı olsun bizim vakıflardan. Abi la ilahe illallah. Herkes la ilahe illallah diyor. La ilahe illallah nedir? Yani la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Bu la ilahe illallah ben size şey yapayım. Şu la ilahe illallah görüyorsunuz. Şu alarda işte size la ilahe illallah. La ilahe illallah bir. Bir. Azamet-i kibriya. İki, izah edeceğim.
Yani ruhu beşe rahatlaması için la ilahe illallah demesi lazım. Yani bir, azamet-i kibriya, iki, celal-i subhani, iyi çekiyor. Görüyor musunuz apostrofu? Şunu görüyor musunuz? Biraz da büyüteyim. Gördünüz mü? Heh. Görmeniz için yapıyorum. İsraf yapmayacağım ama o apostrofla, yani takke ile nokta çok farklı. Suban. 3. Saltanat-ı mutlakayı rububiyeti samedaniye tahakkuk etmesi içindir. Bunlar nedir? Azamet ve kibriya şualar 154. Ben size müracaat edenler için söylüyorum ama neticeyi söyleyeceğim. 154 paragraf 2'de. Celal-i Subhani şualar 19 paragraf 1'de. Saltanat-ı mutlakayı rububiyet-i samedaniye 20. mektupta. Ve şualar 150'de. Şimdi Rab nedir? Azameti. Azameti kibriya Rab'tır. Celal-i Subhani meliktir. Saltanat-ı mutlakayı rububiyet-i samedaniye ilahtır. Şimdi uyguluyorum. Uygulamayı ben çok seviyorum öyle. Öyle mutlak mana değil. Allah buhran ve bunalımlardan, sıkıntılardan, depresyonlardan, panik ataklardan, can sıkıntısılardan vesairelerden kurtulmanın formülünü yapıyor. Kul e'uzu bi rabbin nas. Rabbin nas. Rab. Melikin nas. İlahin nas. Bunlara müracaat etmeni söylüyor. Buralara giren, çünkü Allah Resulü'nün hadisi, cinlerden, erba kabiselerden kurtulmak, musallat olanlara 7'şer defa bunu okumasını söylüyor Resulullah. Biliyorsun bu hadis. Aleyhissalatü vesselam. Kulozu bir Rabbin nas ve felek. Ne var peki Rabbin nas? Kul e'uzu bi Rab. Rab. Melik. İlahin nas. Rab nedir? Azameti kibriya. Peki izah edelim. Azameti Rab. La ilahe illallah diyen ruhu beşer kurtulur. Yani Allah'ın Rablığına iltica eden, yani kainata koymuş olduğu adetullah'a itaat edeceksin. Allah'ın kainata koyduğu tertiplere müracaat edeceksin. Kırmızı çizgilerin belli olacak. Haramların, helalların belli olacak. Haddin olacak, hududunda kalacaksın. Haddi olmayanın hududu yoktur. Hududu olmayanın herkese mal olur. Tarumar ederler seni. Erva habiseler, mevaddi şerireler. 13. lemada ne diyor? Şeytan ve avanesi senin vücudundaki fena madenleri tahrik ediyor, tetikliyor. Demek ki Rab, kul e'udun bi Rabbin nas. Rab, Allah'ın adetullahına itaat et. Kırmızı çizgilerin belli olsun. Melikin nas. Melik. Şeyin İslamiyetine itaat et. İlahin nas. İtikadını düzelt. Uygulayalım kırmızı çizgilerini. Sünnet-i seniye ittiba et. Sünnet-i seniye, İslamiyet. Abi İslamiyetin farklı mı sünnet-i seniye? Tabii. Haram değil bazı şeyler ama sünnet-i seniye mugayr. O edepte de bir nur var. Yoksa yamulturlar adamı. Mesela tuvalete adabını yapmasan haram değil. Ama sünnet-i mugayr, yani sünnet şu. Şurası dünya. Şurada insanoğlunun yaptığı ve konuştuğu hareketlere Allah Resulü bakıyor. Onun karşılıkları var, yani yazılımları, menbaları. Yapmayın öyle. Orada farklı gözüküyor. Ha öyle ya. Tamam. Öyle öyle. Biraz da tamam. Öyle yapma. Yapma orada farklı gözüküyor.
Yerde işlenen günahlar nâle misalde temsillerini görüyorum. Sünnet-i seniye bu. Yani dünyada olan ceyran eden hadiselerin alemi gaybda karşılıkları nasıl buluyor? O. Şimdi gelelim şuraya. Bunu anladık. La ilahe illallah anladık değil mi şimdi? Çok güzel. Bahçede bu şekilde davranacaksın. O zaman bahçe nedir? Bahçe şu anlar 510'da neymiş? Bahçe, bahçe. Şu anlar 510. Zübeyir abi bahçe nedir? doğru söyledin. Bir anda bahçe nereden çıktı onu anlayamadım. diyor ki usta, bu diyor ödümü patlattı mı kardeşim? Nereden istedim oradan mı indi acaba? Men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur sırrıyla. Huzu min kulli şeyin ahsenehu. Her şeyin güzel cihetine bakınız kaidesi sırrıyla. Ondan sonra sözün ha. Ellezî yestemi'ûnel kavle fe yettebi'ûne ahsenehu ulaikellezîne hedâhumullâh. Kavlâkumul ulul hum ulul elbâb. Gayet kısaca bir meali, sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar hidayet ilahi mazhar akıl sahipleri olan onlardır. Hani dedi ya kaçıncı sayfadaydı, bir sayfa sonra okuyacağız şimdi. Ustad ayette diyor ki sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar, dünya bahçe anlatacak şimdi, diyor ki mealinde bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek veçine bakmak lazımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, bak bir de okuyayım tek tek, çok önemli. Bizler için şimdi her şeyin iki yönü var. İyi tarafına, güzel cihetine, ferah verecek veçine bakmak lazımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazar-ı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. Sekizinci sözde, şu anlardan okuyorum. Sekizinci sözde bir bahçe iki adam, biri çıkar biri giriyor. Bahtiyar, bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar. Sefa, safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht, temizlemek elinden gelmediği halde çirkin, pis şeylere nazar eder, midesini bulandırır. İstirahata bedel, sıkıntı çeker, çıkar gider. Neymiş o bahçe? Şimdi hayat-ı içtimai beşeriyenin safalarıymış. Hayat-ı içtimai beşeriye, hayat-ı içtimai beşeriyenin safalarıymış, olaylarıymış. Niye bu böyle ya? Bu niye böyle gidiyor? Niye iflas ettim ya? Niye kanser oldum? Gibi. Sen hayat-ı içtimai beşeriyenin zıtlar karmasıdır. Sen ve ben her şeyin iyi tarafına, güzel cihetine, ferah verecek veçine odaklanmalıyız. Manasız, lüzumsuz,
zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazar-ı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. Ya niye böyle oluyor ya? Niye böyle gidiyor? Sen anlamazsın. Ben anlamam bunları. Televizyonda haber seyretme. Ha. Doğru söyledin. Lazcası da bu. Televizyonda haber seyretme. Çünkü haber siyasi bir toplumsal milleti ikna etme, çökertme taktiğidir. Kuvve-i kutsiye, kuvve-i maneviye, kuvve-i ulviye, kuvve-i kutsiye, kuvve-i maneviye, kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviye çökertmek için negatifleri yükleye insanın buhran atıyor. Onun da tezahürü panik atak, depresyon, buhran ve bunalımlar. Çünkü insandır, şefkat sahibidir. En ufak şeyi, mesela bir yerde bir zengin 10 tane fakiri açı doyurmuş yazmaz. Sineğin kanadı kırıldı onu yazar. Siz bilirsiniz. Emir Dabir 58'de ruhsal çöküntüye sebebiyet veriyor haberler diyor. İşte buna delili de o. Zaten ruhsal hasta olanlar haber hastasıyım. Haber hastası değilsin. Buhran ve sıkıntını unutmak için yapıyorsun. O neşter vurmuyorsun, pansuman yapıyorsun. Neyse, biz yeni başladık. La ilahe illallah'ı anladık. Sevgili arkadaşlar, şimdi neredeydik? Bu değildi bizim sayfamız. Yeni yüklediğimiz bu değil. Neredeydi? Yok, biz yeniden, o flash belleğimiz nerede? Ben onu tekrar yükle dedim. Ha? Evet, şunu bu değil yani. Efendim, bu muydu? Nerede? Kitabım. Ha, şu. Aman. Geç. Aman. Burada mıydık bu sayfada? Geçen hafta ben hemen onu bulayım. Acele iş yaptık. Sayfa 35'teymişiz arkadaşlar. 35'i bulalım. Buradayız. Mi bu? Biraz önce de çıktı. Heh. 36 mı bu? Resimde köşesine bak. Ben de diyorum ya Allah Allah bu mu? 36 mı oldu? 37. 34 mu? Sol okları yapabilirsin ya. Öyle mi? Helaleme. Kader ilahi. Bu kaç? 34. Şu? Atılmamış mı? 36. Bu? 37. Ha, bu. Tamam. Şimdi bu aşağı indirsek haritamız nerede? En aşağıda. Şu mu? Şu. Şu. Aha. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar 8'in sözün şeması. İşte şu bedbaht adam suizani. Bunu okumuştuk. Ama çabuk için. Suizani ile akılsızlığı ile. Yani bedbaht kimdir?
Allah'a ve kainata, yani dolayısıyla ki Allah'a suizan ediyor. Yani niye böyle yapıyor Allah? Allah için senin ihtiyaç olduğun her şey çok kolay. Ama demek ki hikmeti var. Mesela Allah mı şefkatlidir? Bütün hayvanlar ve insanlar dahil toplam şefkati mi daha fazla? Tabii ki Allah'tan gelmiş. Mukayese edesiniz diye söylüyorum. Böyle bir şefkatle Allah sana kanseri verdi. Demek ki bir hikmeti var. O zaman Allah'a suizan etme. Nereden çıktı? Aklını kainata mühendis mi yaptın? Ve akılsızlığı ile akıl şeyini yapıyorum. Toplamasını. Şimdi bu Allah'a suizan ile ve aklını uşkurluğuna midesine bağladığı için gördüğü adi, normal meseleleri aynı hakikat telakki ediyor. Aynı telakki ediyor. Telakki ettiği için öyle muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ama bu hal insana ne yapıyor? Çok buhran geçirtiyor. Ne ölüyor kurtulsun ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Şimdi azap çekmemizin sebebi nedir? Bir, tersten gidiyoruz. Şemanın güzelliği bu. İnsan niye buhran geçirir? Niye sıkıntı çeker? Kainatta gördüğü normal hadiseleri, şu hadiseleri adi, sıradan zannediyor. Basit zannediyor. Yani Allah lazım olduğunu Allah'a hesap edemiyor. Yani bir yaprağın bile kıpırdı adaması için, o yaprağın dalda olabilmesi için Allah lazım. Ölü toprağın dirilmesi için Allah lazım. Gördüğü şeyleri gördüğü gibi basit sıradan. Ne gördüğü gibi? Yani devamlı o kadar Allah sonsuz güç sahibi ki zor olan şeyleri de çok suhuletli oluyor. İnsan oradan aldanıyor. Diyor ki o zaman basittir. İşte olayları yorumlayamamaktan ve Allah'a suizan etmekten buhran çekiliyor. Olayları yorumlamak için akıl da malzeme olursa olaylar ona göre değişiyor. Güzel gören, güzel düşünen, güzel gören, güzel gören, güzel düşünen, yani birbirine geçişlidir. Hayatından lezzet alır. Güzel düşünüyorsan güzel görürsün. Güzel görüyorsan da güzel düşünürsün. Ama malzeme yok, malzeme. Risale-i Nur okuyoruz ki malzemelerimizi dolduruyoruz. Doğru malzemeleri doğru yerde kullanmak için. Devam ediyorum. Çünkü geçen hafta bunun üzerinde durmuştum da onun için durmuyorum. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var. Hem bakılmadığı için murdar şeyler. Beraber şeyler bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine rast gelmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş. Haber seyretmiş. Kafayı taktık biz de. Bu kadar kafayı taktım ona. Çünkü takılmayacak bir yer değil. Çünkü cemiyetin çekirdeği televizyondur. Cemiyet televizyon çekirdeğin ağacıdır. Açılımıdır. Evde muhabbet istiyorsan, rahatlık istiyorsan, hey hanım ne var ne yok, çocuk yavrum falan sohbet istiyorsan televizyonu kapatacaksın. Kanalizasyonun kapağını kapatacaksın kardeş. Koku duymak istemiyorsan kanalizasyonun kapağını kapatacaksın. Arkadaş kalktıktan sonra, abi ne var bunda ya, niye açmayalım? Bismillahirrahmanirrahim diye açabiliyor musun düğmesini? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Açabiliyorsan aç. Besmele ile açamadığın kapakları açma. Bir tanesi bana dedi ki, abi sigara nedir dedi. Bismillahirrahmanirrahim ile içemediğimiz için içmemen lazım dedi. Abi nedir dedi. Sigarayı koyduk. Bismillahirrahmanirrahim. İçilir mi? He?
Besmele çekemediğim şeyi niye içiyorsun ya? Ama bak buna Bismillahirrahmanirrahim. Haram değil ha, bazılarının şey yaptığı gibi demiyor. Şimdi biraz da büyüteyim. Gel buraya kontrol tuşuna. He, ondan nereye basayım? Aa, tamam. Oo, çok iyi olmadı. Tamam. Çok mu indim? Aferin Hasan Bey, bu işleri becereceksin. Biraz da düşürebilir miyiz? Ha, ben eskisi gibi olsun canım. Böyle değil mi? Burada mıydık? Evet. Kardeşi de böyle birisine rast gelmişti. Murdar şeylere biraz da buyur. Tamam. Artık ne görüyorsunuz? He? Oldu mu? Ne görüyorsanız. Murdar şeyleri dikkat edip meşgul olmuş. Midesini bulandırmış. Aynı böyle. Hikaye değil. Toplumda öyle. İstirahat etmeden nereye gitmiş? Çekip gitmiş. Vallahi dünya bir tuhaf bir yer ya. Çok tuhaf bir yer. Yani bu kadar olur yani. Zıtları bir yere koyacaksın, birbirinin hukukuna tecavüz ettirmeyeceksin. Cennetten zordur dünya yapmak. Ne diyorsun ya? Cennet tek boyuttur. Yani harikalar ülkesidir. Cehennem tek boyutludur. Şerler ülkesidir. Hem harikalar hem şerleri toplamak çok zordur. Hayat ölüden, ölüyü hayattan çıkartacaksın. Cennette gölge yok. Çünkü her şey nurani. Cennette dirilme yok. Her şey canlı zaten. Bu nasıl zor? Bir tencerede iki çeşit yemek yapmak. Bir tencerede iki çeşit yemek ve birbirine karışmayacak. Sular da o aynı olacak. Aferin. Güzel misal verdi değil mi Zübeyir abi? Bazen kafası çalışıyor. Ama çok çalışınca onun da bizim de başımız derde girer. Birisi de demiş ki zeki insanları, benden zeki insanlarla çalışmak zekiliktir demiş. Zekinin özelliği o. Aferin, telefonları açın, çok güzel. Bunlar Türkçe bilmiyor, bir tane Türkçe hocası getireceğiz. Sol yolun bedbaht yolcusu. Sol yolun bedbaht yolcusu. Her vakit ejderhanın ağzına girmeye. Şimdi kabiri nasıl değerlendiriyor adam? Ejderha. Her vakit ejderha ağzına girmeye muntazırdır, titriyor. Böyle bir adam düşünün. Arkada ve altta ejderha, aha aşağıda. Aslan yukarıda değil mi? Bu misali kim vermişti bu misali? İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunda geçiyor. Allah vermiş. Allah vermiş bu örneği. Velillahi meselül a'la. En iyi misali Allah verir. 16'ya 16. Kur'an'ın 16. surenin 16. ayet. Allah misalle anlatır. Usta da çünkü işin başında. Allah Allah'lık yapıyor. Ha, 16. söz. Ona da tasarlar. Bu misali sahibi. Elhamdülillah. Ulan ne hoş ya. Öyle adamlarla ders yapmak da zevklidir ya. Bak adam sol yolun psikolojisine bakıyoruz şimdi beraber. Görmeniz çok hoş oluyor. Her vakit halkımız toprak ejderha ağzı. O 17. sözde diyor ki ejderha ağzı ben senin gibi görmem. Hatırladın mı zorla? O ejderha ağzı hiçlik yatağı sen gibi görmem. Ah baba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sıkılmam. Bir şeyler diyor orada da. Diyor ama benimle alakası yok tabii. Mefti ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ütmem. Hani bir tanesi bugün aramıştım. Abi diyor panik atak vesaire, hani uydurma tabiriyle.
Doğru yorumlayamamak manası panik atak. Ne geliyor dedim? Yani böyle hastalıklarda hiç müsbet düşünce olmaz. Ölüm korkusu, öleceğim, kabir korkusu, Allah korkusu vesaire. Kardeşim, Allah aşkına ne güzel, uçak korkusunda da öyle yapmıştım, ben de öyle de açtım, onlara da öyle söylüyorum. Nereden korkuyorsunuz? Hastalık, kanser. Kanserde niye korkuyorsun İsa? Panik atakta niye korkuyorsun? Ha şu, neticesi ölüm olduğu için. Ölümden daha ilerisi var mı? Yok. O zaman ölümü izah edememişsin aleminde. Ölüm çözülmemiş aleminde. Kabullenilmiş, Allah yapıyormuş. Alemimizde ölüm izah edilseydi, eğer çözülseydi, panik olmaz. Kalbim duyacak, benim şey olacak. Tamam. Dedim ki bir tanesi uçak tutuyor böyle. X şehrin Barhem Şafim terörist etkinlikle baş vaazı Almanya'da beraberdik. O başka şehrin imamıydı. Hatta bizim başımızdaydı o. Yaşlıydı. Uçak Çekoslovakya işte oralardan işte o Romanya, Polonya o taraflarda tam orada yarım saat Avrupa'ya gidip gelenler bilir. Mutlaka 1,5 saat buradan giderken 1,5 saat oradan gelirken yarım saat çakarsana. Takır 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 takır. Tabi o da yeni gitmiş galiba. Dönüyoruz böyle. Koltuğu bir tuttu tabi. Koltuk fena. Çünkü hocam derin nefes al hocam dedim. Yakına gidiyor. Hocam dedim kürsüde Allah var. Burada da var. Allah var deyince rahatladı. Onu da demek ki bloke ediliyor. Allah aşkına diyor. Bunu geçtikten sonra bu kadar rahatladı. Bu iman nerede buldun dedi. Dedim ki Risale-i Nur'da. Neyse konuştuk yarım saat. İnerken dedi ki daha şey değil Marvan üzerinde. İlk önce Allah'a sonra sana söz veriyorum. İner inmez ilk defa işim gidince o şehre vermeyeyim seni külliyat alacağım dedi. Söz veriyorum. Okumamış mıydın hocam dedi. Malumat almak için okumuştu. Onun için demiş açmadı bana. Bak Risale-i Nur'a bak. Ejder ağzı vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Kabir, ah baba kavuşturur beni. Kabirden darılmam, sen gibi kızma. Kabire, ecele. Ejdere, nasıl diyeyim, muntazırdır. Ağzını aşağıdaydı ya, kuyuda hatırladınız. Ejder ağzı aşağıdaydı. Değil mi? Kuyu ağzı kadar geniş. Aslan da arkadaydı. Ha, demek ki sol yolun bedbaht yolcusu yani Allah'a sol yol kimdi? Allah'a suizan eden ve ahlaksız. Ahlaksız olayları yorumlayamayan. Ahlak hulukların huyların cemidir. Hem huyların cemidir. Olayları yorumlayamayan, gördüğü gibi inanan, olayın arkasını seyredemeyen, dolayısıyla Allah'a suizan eder. Niye böyle yapıyor ya? Gücü sonsuz olduğu halde bana bunları niye veriyor? Bir sitem yolla Allah'a. Böyle indir beni bu dünyadan. Merak etme indirecekler seni. Şimdi böyle bir psikolojisini hayal edin. Yani al kabir her an ağzını açmış. Arkada ya beyin patlaması, yüksek tansiyon, bir damarı patlattı. Aslan bu kardeş. Afrika'da değiliz yani. İstanbul, Afrika'da böyle bir aslan yok. Aslan neymiş? Yüksek tansiyon. Beyin kanaması, kalp, kanser, panik atak, depresyon gibi ne uydurduysa arkanda duruyor bunlar. Aşağısı da bir daha bizim için güneş doğmayacak. Kabir ağzı, kabir. Bak kabir ağzı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı. Demek ki böyle gözüküyormuş. O Allah'a suizan eden. Ama ötekisi ise cesedini bırakıyor. Şırr çekip gidiyor. Boyut değiştiriyor. Boyut. Uyuyanın uykudayken rüyasında rüyasında rüya görüyor. Dikkat kal. Haberi var mı hiçbir dünyadan? Yok. Dünya batmış. Bakmış ya batmış. Adam uyuyor. Konuluyor. Sonra
Hissedelim o sol yolu. Sol yolu diye Allah, bir daha söylüyorum, iki sıfatı var. Suizan etmiş Allah'a şurada ya. Sevgili kardeşlerim benim. Sevgili Maximilianuslarım benim. Niye Maximilianus diyorum biliyor musun? Şerre, zulme, yanlışa tek dahi olsa haykıran kahraman. He? Böyle haykırdı ya. Ulan ne kadar hoşuma gitti ya. Bana bir seyrettirmişler diye. Bak ahlaksı sol yol buymuş. Suizan ve ahlaksı sahibi. Şamanın özelliği bu. Ne yapar bu? Gördüğünü aynı işte burayı anlattığımı da. Şimdi aşağı iniyorum. Her vakit ejderhanın ağzına girmeye titriyor. İki. Elin bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Vahşet, aman yarabbi. Ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Vahşet. Şöyle diyeyim. Meyusiyet. Şeytanın dört sıfatı vardı. Şeytanı şeytan yapar. Şeytanın çok sıfatı var da temel veri tabanı. Bir tane dedi ki veri tabanı deme dedi de gene ağzından çıktı. Kusura bakma. Şeytanı şeytan yapan alt besleyen hakikati değil. Bir, gurur kibir. İki, haset. Üç, ben merkezli düşünmek. Yani doğru düşünememek. Malzemesi olmamak. Yeis. Dördüncüsü de yeis. Şimdi yeis tamam. Yani ümitsiz. Vahşet, beyin çöküntüsü. Meyusiyet, ruh, kalp çöküntüsü. Kimsesizlik, ruhsal çöküntü. Akıl, kalp, ruh. Müslüman kimsesizlik değil elhamdülillah. Allah var, problem yok. Allah var be kardeşim. Ha o zaman olmaz. Allah'a olanın suizanı yok. Suizanı Allah olmaz. Alemi de Allah olmaz. Ya nasıl yaşanıyor ya? Sakın düşünmeyin. Sonra yani vahşet. Mustafa baba dinliyor mu? Bu çok şema çok güzel. Vahşet yani akla doğru düşünememek. Akıl nedir? Tahayyül, tasavvur, taakkul, kastik, izan, irtizam, itikadı bozuk olmak. Vahşette olur. Mevsiyet. Kalben çöker. Ümitsiz. Yeis var ya yeis. Panik atakların tek çaresi ümittir. Allah'a hüsnü, nihayetsiz hüsnü zandır. Bırak Allah'ın işine. Gemiye binip yüküne oturmaktır. Hikaye diğeri. Çok zırp kalıyorum da duramıyorum yerimde. Allah ya. O kadar hoş bir şey ki ya. He? Evet. Nerede diyordun? Hutbe-i Şamiye'de. Seretandır diyor. Yeis orada ruhun kanseridir diyor. Kanserden bahsediyor. Gene açtın beni düğmemi. Ceset kanseri neymiş ya? Ruhun kanseri var. Ondan haberin var mı? Allahsızlık, namazsızlık, imansızlık, ruhun kanseri. Kanser o. Diğeri hikaye. Onlar hani Allah'ın memuru değil miydi onlar? O hücreler. O ene ve zere okumuyor muyuz 30. sözde? Her şey Allah'ın memuru değil miydi? Ruhun kanser, ruhun. İnansız mısın? Allah göstermesin onlara diyorum. Müslüman, mümine diyorum. Namaz olmayan mümine. Ruhun kanseri de namazsızlıktır. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ. Bu Rab, rububiyet, mülk, sünnetullah, fıtrat, şeriat, fıtratına uygun yaşa. Rab, melik, emirler var, İslamiyet, uygula onu. İlahinnas, itikadını düzelt ve yücelt. Hayatına sorular sorarak. Rab namaza melik olacak mı? Ona da bakar. Yani o teferruat. Bunu bulduk. Bak devam ediyoruz.
Kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor dünyada. Canavarlar kimmiş biliyor musunuz? Akrep falan değil. Kanser, parasızlık, efendim, yani Allah olmayan ne olur? Deprem, yaşlanmak, kendini vahşi canavarların hücumuna bir mahpus. Niye? Dünya mahpus. Bir anda her yerde olmak isteyen bir fıtratta bu kutuya girmek. Ha bu kutuya. Uçmak lazım arkadaşlar. Tırtıl gibi kanatlanıp kelebek olmak lazım biliyorsunuz. Tırtıl en sonunda elbiseyi çıkarıp kelebek oluyor. Kim dedi ya bana? Birisi dedi ki naklediyorum benim değil. Dağda diyor kartallar da uçuyor. Orada diyor karıncalar da var. Vahşi canavarlar da var. Kartal dağa nasıl çıktı? Uçarak. Ötekisi nasıl çıktı? Yürüyerek. Ama çıktı yani. Çıktı işte dağa. Arkana bakma. Bak. Devam ediyoruz. Sonra bu sol yolun zahiren leziz, manen lezzetli yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. Nedir biliyor musun? O nedir? Meyveler. Zira o meyveler numunelerdir. Tatmaya izin var. Ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Yeme izin var. O zaman zehir oluyor. Zehir oluyor. Hani erva-ı habise 13. lemada vücuttaki, ruhtaki, akıldaki ve kalpteki fena madenleri itmiyor mu dışarıya? Tetiklemiyor mu? Kendine zulmetmiş bu adam. Gündüz gibi güzel bir hakikati yani bu hadiseleri ve parlak vaziyeti basiretsizliği ile yani olayları yorumlayamamaktan, izah edememekten müzlim ve zulümatlı. Müzlim ve zulümatlı yani hakikatin olayların çözümünde değil katkı sağlamak, dışarıdaki hadiseler kendi donanımlarındaki negatiflikler uyandırmış. Onun için negatif insanlarla oturmayın. Yani bir sohbete gitsen, onu bunu eleştiren, tenkit eden, gıybet eden ki haramdır zaten. Kendilerini, başkalarını kötüleyerek, eleştirerek ifade edenlerin yanında Allah için gitmeyin. İki, bir tavsiyem. Bugün varım, yarın yokum. Siz de öylesiniz ama. Eğer bir meşrep, cemaat içinde dahi olsa, nurculuk bir cemaattir. Cemaat içindeki gruplara meşrep denilir. Diğeri gidemezsiniz, buraya kanaat edeceksiniz deniliyorsa, sizi bloku ediyorsa Allah'ın size sunmuş olduğu hürriyet-i şeriyenizi katilidir onlar. Hürriyet-i şeriyenizi kaldırıyor. Allah'ın size tanıdığı hürriyeti kimseye vermeyin. Öldürülebilirsiniz. Kafanıza silah dayanabilir. Ölürsün ama hürriyetini sen vermedikçe kimseye verme. Nereden istifade ediyorsan git istifade et. Çünkü dünya bir defa geleceksin. Başkasının hatırını yaşama. Kendini yaşa. Kendini inşa et. Nerede ne ihtiyacın varsa ona git. Yeter ki gittiğin yerde teneffüs ettiriyorum dikkat edersin. Allah Allah için anlatsın. Maddi ve manevi menfaat takip etmesin. Siyasi arenalarda, geniş dünyalarda boğdurmasın. Gıybet, iftira ve hakaret ve aşağılamak gibi öteleri Müslümanları öteleyerek, iteleyerek aranızda duvar örmesin. Çünkü ben sizi koruyamıyorsam, ben size ufuk açamıyorsam, ben civciv meselesi, tabi tavun derdi civciv. Sizi kaçırmamak için duvar örmem lazım. Diğerler, onlar, şunlar. Şimdi, evham, müzdim ve zulümatlı bir evham cehenneme şekline getirmiş. Bu adam, ne alakası var bunlara giriyorsun? Belki lazım olur. Bilmiyorum. Ben de anlamıyorum. Metsubun birisiymiş de. Denk birilerinin ihtiyacı var.
Ben tam akıllı değilim diyeyim size. İnan. Vallahi inanıyorum. İnandığımı söylüyorum. Cemaat için bunları söylemek, tevazu yapmak gibi riyadır ama vallahi de Allah sizi kandırırım, Allah'ı kandıramam. Vallahi Allah'a Rabbim şahit olsun. Aynı inandığımı söylüyorum. Ben öyle akıllı bir adam değilim. Yalnız devamlı şükrederim. Hamd ederim. Olayın biraz farkındayım. Allah bana çok büyük nimetler vermiş diye her zaman derim, size de vermiş de fark edin görürsünüz. Çok kıymetlisiniz. Allah için özelsiniz. Sizin gibi kimse yoktur, olmayacak bir daha. Allah için özelsiniz. Lütfen donanımlarınızın kıymetini bilin. Bunlar neymiş ya dünyevi hadiseler? Allah için herkes özel, inan. Allah'ın en sevgili kullarındansın. Niye? Allah'ın en çok sevdiğini, en çok sevdiğine verir. İmanını sana verdi. Senin imanını sana verdi. Sen en çok sevdiğini hiç sevmediğine verir misin? En çok sevdiğini hiç sevmediğine verir misin? Allah'ın en çok sevdiği zatının nuru olan, onun bizdeki ismi olan imandır. Allah imanı çok sevdiği, Allah çok seviyor imanı, sana vermiş. Sana ne verecek? İmanı vermeyle kendisini sana vermiş. Severek sevmeyi öğretmiş. Vererek varlığını göstermiş sana. Da ne yapacak ki? Allah bizi seviyor. Çatlasın da patlasın şeytan. Kuduruyordur bu akşam. Elhamdülillah. Onun için bak kendini duramaz. Allah seviyor bizi. Gerisi hikaye. O solcuya geliyoruz. Solcu derken neydi? İki sıfatı vardı. Suizan ve akılsız. Bu ne şefkate müstahaktır, ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Mesela bir adam, niye? Bir adam bir bahçede, bahçe neydi? Hayat-ı içtimai beşeriyenin safhaları. Hayat-ı içtimai beşeriyenin cemiyet hayatındaki safhalar. Dükkanlar, ev, ne kadar değil, sır, ahırada, evet hepsini düzgün. Düz görür. Biz dükkanlı evi düz görmeyeceğiz. Düz görmemin alameti şudur. İki öküz bir araya gelmişler. Tarlada otu konuşmuşlar. Ahırda otu konuşmuşlar. Yürürken de otu konuşmuşlar. Biz dükkanda dünya, evde dünya, arabada dünya, dünya olmadı. İki öküz bir araya gelse ne konuşurlar? Ot. Ahırda? Tarlada? Ot. Yürürken? Ot. Dükkanda dünya. Arabada dünya, evde dünya. Hiç ben demedim var. Bir tanesi diyor ki yazı yazmış. Sen dinleyen. Sen demedin ama diyor. Adamları zorluyorsun pistonla diyor. Elhamdülillah. Müslüman olduğumuza ne kadar şükretsek. Allah'ım hamdolsun ya Rabbi. Muhammed'in hürmetine. Zatının hürmetine, Allah'lığın hatırına bizden İslamiyet hakikatini, imanın nurunu alma Allah'ım. Ya Rabbi ya. Ne olur Allah'lığın hatırına. Almayacağını da zaten söz vermiş. Çünkü siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez. Ayet-i kerimedir bu. Siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez. Bu ben hissediyorum ki bana indirilmiş. Peygamber vasıtasıyla. Herkesi siz. Ne söylüyorum Abdülkadir abi? Siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızda hükmünü değiştirmez. Ben imanımı vermedikçe Allah almaz. Adetullahı ve Allah'lık hakikatına zıttır. Sen vermedikçe. Niye vereceğim ki? İmanımdan daha kıymetli ne var? Oh elhamdülillah. Bir adam güzel bir bahçede, ahbapların ortasında, yaz mevsiminde... Tek tek izah edilmesi lazım. Yaz mevsimi nedir? 9. sözde biliyorsunuz yaz mevsimi. Hoş ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip, ziyafet. Allah Resulü'nün bir hadisi var. İlim elbisleri için diyor ki, hoş ilim elbislerine gittiğiniz zaman diyor, otlayın, beslenin. Maide-i sofra. Biliyorsunuz böyle sofraya Cebrail iniyor. Ondan sonra o adeti var. Ya Rabbi işte biliyorsunuz onu. İşte ne yapıyorlar falan. Bir de ya Rabbi
Onları zatına, Allah diyor ki, zatıma yemin ederim ki onları cennetime koyacağım. Cebrail akılcı ya, Lef-i Mahfuz'un simgesi, ya Rabbi onların içinde uyduruk elmalar da vardı diyor. Yani uyduruk adamlar da vardı. Onların içinde bulundu mu? Onların hatırına onu da affettim. Ben bu olayı anlatır şey yaparken kısa-i Musa'da bir şey geçiyor da onu hatırladım. Galiba Karun. Karun. Firavun veya Karun. İkisinden birisi. İki Allah düşmanından birisi. Musa aleyhisselam dedi ki, anlatırken tutayım da ne olmaz. Musa aleyhisselam dedi ki, şurada bir ateş yakalım. Üzerinden geçelim. Kim yanmazsa, Musa aleyhisselamın şeyi, teklifi. Üşeridir. Uydurma falan bir değil, haşa değil. Tövbe estağfurullah. Allah Resulü'nün hadisi bu. Bir mana. Ateş yakalım. Üzerinden geçelim. Yürüyelim. Kim yanmazsa o haklıdır. Herkes de sevecek. Tamam. O da nasıl tamamladı? O zaman dedi, hadi beraber dedi. Tek tek değil. Beraber, büyük bir ateş. Tut elimden. Tuttu. Peygamber dedi ki Musa aleyhisselam, tut elimden. Ya karın ya firavun. Karınlarla tuttu. Geçiyorlar. Geçtiler. Ateşten çıktılar. İkisi de yanmadı. Allah'a münacat etti Musa. Ya Rabbi ben senin peygamberinim. Benim yanmadım normal. Ama senin düşmanını niye yakmadın? Ya Rabbi dedi. Bu niye yanmadı? Allah'a bak. Azılı düşmanına bak nasıl sahipleniyor. Ya Musa sen bilmez misin? Benim sevdiğimin elini tutanı ben yakmam. Sen bilmez misin? Benim dostlarımın, sevdiklerimin ellerini tutanı ben yapmam. Ne Allah, bir bazen derste ağzımdan kaçırıyorum, gene de tutuyorum ama Allah'ı biz hakkıyla bilsek var ya, korkarım namazı da terk ederiz. Allah o kadar ihatalı, sonsuz merhamet sahibi. O kafirler bile Allah'ın esmasına mazar. Çünkü Celal ülkesinde mertebeler teşkil edecekler. O da esmaya mazar. Öyle bir Allah ki dostunun elini tutmuş. Öyle bir Allah ki azili düşmanı olan Ebu Cehil'in isteğini yerine getirmiş. Ebu Cehil ya. Ebu Cehil. İman etmeyeceğini bilmiyor muydu? Biliyor. Ayın ikiye bölünmesini o istemedi mi? Allah Resulü'nün eliyle yapmadı mı Allah? Ağacın çağırıp geri gidip gelmesini, ikiye bölünmesi mucizesini Ebu Cehil istemedi mi? Ebu Cehil istedi, Allah yapmadı mı? Sen isteyeceksin, yapmayacak. Allah'ta bir hakikat var, Allah'lık hakikati. O bir sırdır diyor usta. O lisanla kim dua ederse, kafir dahi olsa kabul edilir diyor. Ebu Cehil istiyor, veriyor Allah. Biz de istiyoruz. Ama, ha? Ondan sonra, her isteyene veriliyor. Ama verilmedi. Eğer bu dünyada verilmemesi ayrı bir merhamettir. Eğer bu dünyada istediklerimin hepsi verilseydi, ben bugün bu masada değildim. Her istediğiniz kabul olsaydı, çok özür dilerim, köpeğin her istediği yani yağmur yerine kemik yağmasını isterdi. Etrafı kemik olurdu. Her istediğim olsaydı ben helak olurdum. Ha, her istediğim cevap veriliyor ama burada değil. Orada verilecek. Hadi bakalım. Elhamdülillah Rabbül Alemin. Kendisini kış ortasında canavar içinde aç ve çıplak. Aç
Aç nedir? Ruh aç. Çıplak, sünneti yok. Yani kurması yok. Her türlü musibetleri, olayları yorumlayamama özelliğine sahip. Tahayyül edip bağırmaya, ağlamaya başlasa nasıl şefkata layık değil? Kendi kendine zulmediyor. Dostlarını, Müslümanları o solcu canavar görüp tahkir ediyor. İşte bu bedbaht dahi öyledir. Nedir? Nasıldır biliyor musunuz? Heh. Şimdi ruhunu giriyoruz. Bedbaht şu anda nasıl bir ruh taşıyor? Çok önemli bir yer. Bakayım bizde böyle bir alet var mı? Bir devlet getiriniz. Solcuyu takip edelim. Ruhuna girdik şimdi. Şimdiye kadar düşünüyordu. İçine giriyoruz Zübeyir abi. Girelim abi. Onun nefse maresi suyu niyetiyle, suyu niyet sahibi olayları hep yanlış yorumluyor. Suyu zan sahibi. Yani zan buydu. Niyet şu. Hep böyle düşmanlık ruhu var. Yılanın özelliği neydi? Isırmaktan lezzet alıyor. Suyu niyeti, suyu zanlı, suyu hasleti, suyu fikri ne yapmış biliyor musunuz ona? Manevi bir manevi ona bir manevi cehennemi isar etmiş. Cehennem bu arkadaşlar. Hazreti Ali diyor ki radiyallahu anh, cennet cehenneme girmek o kadar zor iş değil. Hakikaten değil. Dünyanı cennet edebiliyor musun? Cennet cehennem burada. Burada güneşin altında kapkara kafalar var. İnsanın ruhsal yapısı içeriğinde yaşamıyor mu? Biz dışarıda yaşıyoruz zannediyoruz. Dışarıda ifade ediliyoruz. Aslında iç alemimizi dışarıda ifade ediyoruz. Herkes aleminde yaşıyor. Dışarıda yaşayan pek yok. Dışarıda bedeni de hareketlendiriyoruz. Herkes içeride. Herkes içeride, içeride. Dışarıda kimse yok. Bedenler var. Bak. Ruhtaki cehennem, suyu zan, suyu niyet, suyu haslet, suyu fikir. Eğer bunlar dördü bir araya gelirse bir adama, işte Allah belasını verdi bu. Ona manevi bir cehennem olur. Niye peki bu hale geldi? Niçin bu hale geldi? Dört. Şöyle görmenizi istiyorum. Kur'an'ı dinlemediği için suyu niyet sahibi oldu. Kur'an'ın hükmüne muti olmadığı için suyu zan sahibi oldu. Kur'an'a yapışmadığı için suyu haslet sahibi oldu. Kur'an'ın ahkamıyla amel etmediği için suyu fikir sahibi oldu. Evet. Tersi 28. lemada var ya. Hüsnüne hükmediyor diyor. Duyguların herkese. O zaman cennet yaşıyor. Cenneti yaşıyor. Cennet cehennem. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Cennet cehennem burada. Adam mesela kafası ümitsiz, yeis, bedbin, ben merkezli, haset, gurur, kibir. Aman yarabbi sarmış. Lan, olsa ne olur ki bu masada? Altın olsa ne olur? Altın olsa ne olur? Bir tane söyle dedi. Ya Allah aşkına ya. Her gün, her zaman senin suratın nasıl gülüyor diyor ya. Adam bunu soruyor bana. Sen nereden biliyorsun? Ya geldim diyor. Arabadan indim. Gittim ziyaret ettim. Ok Meydan Hastanesi yeni. Oturuyorlar kanser bölümünde. Birisini ziyaret ettim. Bir çocuğu. Çocuğumuzun yavrusunu. Giderken sanki diyor düğününe geldin diyor arkadaş. Sonra diyor bana tabloda oturuyorlar ya. Serum da elinde ha o demir. Bir dakika ya gel ya dedi ya. Sen ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Dedim ki niye sordun? Bu nereye geldin sen?
Kanser bölümü. Ya arkadaş, arabada gülüyordunuz dedi. Arabadan indim, bizi görmüş be. Orada oturuyor bizde patik. Çıktın, iniyorsun. Kanser orada, mutlaka stan var. Nasıl gülüyorsun dedi ya. Sen ciddi bir hakikatta mahrumsun. Var ya hutbe-i şamiyede. Evet. Kur'an'ı dinlemedi, Kur'an'ın hükmüne muti olmadı, Kur'an'a yapışmadı, Kur'an'ın ahkamıyla amel etmeyince fikri gelişmedi. Fikri gelişmedi. Evet, şimdi o iki kardeş ise biri, kimmiş o? Ruhu kafir ve kalbi fasıktır. O sol yol ise tarik isyan ve küfrandır. O yoldaki bahçe ise Murat varmış değil mi? Cemiyeti beşeriye ve medeniyeti insaniye içindeki muvakkat hayat içtimaiyedir ki hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis. Görüyor musunuz şema? Bak aklınızdan çıkmaz. Hayır ve şer, iyi ve fena, bahçe, içtimaiye hayat. Bir de okuyayım o bahçeyi. Ben şu aralar 510 ama burada zaten vardı. Cemiyeti beşeriye ve medeniyet insaniyenin içindeki muvakkat hayat içtimaiymiş. Bu cemiyet hayatında ne beraber bulunuyor Allah'ın huzur memleketinde? Hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Akılsız ve serseri, ahlaksız. Serseri ne demek? Başka ne demek başka baş? Rahatsız. Başka serseri. Aynen. He? Hani bir tanesi dedik buradan bir sorumlu diyor. Tek, he? Hudutları olmayan, sınırları olmayan. Çok güzel. Hiçbir yere bağlı olmuyor. He, hudutları olmayan, çok antika. Serseri dikkat edin. İyi bırakın. Serserdir. Zelzel. Zelzele. Yemek yemek. He? Vesves. Vesves. Vesve iki tanedir. Vestir zaten. Yani ves, ves, e. Ser, sel, i. Zel, zel, e. Te, bir tane. Bunu tekrar ediyor demektir. Alemi de devamlı tekrar ediyor. Yani haddinde olmayıp hudutları olmayan, kırmızı çizgileri olmayan. Haddini bilen hududunu bilir. Haddini bilir. Haddim bu benim. Hududum da belli o zaman. Serseri, serser, başı dönmüş. Yok. Başı dönmüş. Sergerdan. Yani bir yere bağlı olmayan, hadiselerde serser yapan, yani bir oraya bir oraya çarpan, haddi ve hududu olmayan, ölçüsü olmayan olduğundan, kardeş, Safayı bırakır. Kardeş. Safayı bırakır. Kederi alır. Huzmak Safa ve ma keder miydi? Huzmak Safa ve ma keder miydi? Ha? Ma keder miydi? Yerinden okuyayım. Huzmak Safa de ma keder. Maşallah be Abdülkadir abi hafız gibi adamsın elhamdülillah. Bir iltifatta geldi elhamdülillah. Allah hepsini seyrediyor şu anda. Hepsini seyrediyor elhamdülillah. İyi fotoğraf çektiriyorsunuz diyeyim. Bana bak uykulu çektirmeyin ha diyeyim. Filin yana. Vallahi negatiflikler gelir. Ama merak etme vallahi uyumak bile alacaksınız. Benim Allah'ım böyle bir Allah. Uykunuz yoksa derse gelin. Çünkü uyku niye gelmez? Yatakta. Ama çık ne oluyor? Mal olacak diye. Allah Allah ya. Onlar getirmedi. Onlar ne zalim adam? Uyku mu gelir? Kafa dolu. O için uyku gelen. Devamlı bağ. Tamam. Onu düşünüyor. Neyi düşünüyor? Otu. Uyku gelmez. Uyku niye gelir? Boşalan bir ruhta olur. Burada derdinizden boşaltıyoruz. Ama hap parası verdik. O serseri Safa'yı bıraktı.
de'ma keder, kederi aldı, kaydesiyle amel eder gibi, eder gibi kalbine ve ruhuna azabı elimde bırakır. O haşerat-ı mızıra ise musibet-i dünyeviyedir. O ejderha ağzı bahçe kapısına inkılap etmesi ise işarettir ki kabir ehli dalalet ve tuğyan için, vahşet ve nisyan içinde, vahşet ve nisyan, yani ruhsal bir çöküntü var, kendi haddini, hududunu, her şeyini unutmuş. Nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı bir ejderha batma gibi bat karnı. Bu dünya öyle, biliyor musunuz? Her an sindiriyor. Yılan öyle sindirir. Dalgalı dalgalı. Sindiriyor. Ceylan öyle yaptı geçen gün. Seyrettirdi bana. Ama seyrettirmedim. Ondan bile rahatsız oluyor. Seyrettirme ya. Negatifli istemiyorum. Verme öyle bir şey. Zindan gibi sıkıntılı ejderha bak. Kafir veya Allah'a suizan eden ve olayları doğru yorumlayamayan şunu yapar. Bu dünya zindan gibi sıkıntılı görür. Ejderha karnı gibi dar, manzaraya açılan bir kapı olduğunu görür kabir. O vahşi aslanın dahi münis bir hizmetkara dönmesi ve musaffer bir at olması ise işarettir ki mert ölüm. Ölüm ve ecel arasında ne fark var? Zübeyir abim. Bir ne demiştin geçen hafta? Ölüm terismiş. Paydos! Bir adam vardı, bir de güldürün size. Olmuş. Benim oralıymış. Kalfaymış. İnşaat yapmış. Ömrü billah. Hep inşaat yapmış. Dinle pek alakası olmamış. Sekerat hanı. Olmuş ha bu yani. Bu büyüklerimiz anlatıyordu. Ondan sonra yatıyor ama can verecek can çıkmıyor. Tuğlaları getirin, koyma oraya, kumları ele, hep böyle diyormuş. Canı bir türlü çıkmıyormuş. Alim birisini çağırmışlar. Ya bu ne olacak ya? Günlerce, aylarca canı çıkmıyor. Demiş ki, beni getirin demiş. Bakmış, dinlemiş ki, tuğlaları getirin, kumu eleyin. Bir ömrü böyle geçmiş tabii. Nasıl yaşarsın? Hemen adam... O alim kulağına dedi ki, patron paydos, patron paydos, arkada paydos. Şimdi paydos olmadığı için bırakamıyor. Kiracı gibi oturursanız çıkması kolay olur. Mert, ehli dalalet için bütün mahbubatından, bütün mahbubat, ahbaplarından, sevdiklerinden elim bir firak ebedidir. Ebedi, ama yarabbim. Ebedi ayrılık. Cehennem bir şey değil. Cehennemi cehennem yapan ebedi oluşudur. Ya arkadaş ya, tek başına hapiste demek ya. Ya diyelim ki, düşünmeyin ama ben düşündüm. Rahatsız oldum. Şu odadayım. Bu odaya tamam değil mi? Bir şey yok. Acıkmam yok. Lamba yanıyor. Camlar yok. Duvar. Sonsuz buradayım. Elim yok ama. Sonsuz burada yaşıyorum, sonsuz. Ama kafam var. Olan evladım, karım, kızım, akrabam, dershanem, şu ne oldu? Hepsi kafa çalışıyor, sonsuz. Orada bir yazı gelmiş şuraya. Sonsuz buradasın, hapis. Cehennem olarak yetmez mi? Ha? Astronotun uzayda böyle sonsuzluğa pek gittiğini düşünüp aklıma gelir böyle. Gelirdi değil mi? Aslında sürtünme olmadığı için yok olmuş, şey de yok. Sonsuzluğa gitti adam. Oturuyor. Gidiyor. Bu da benim gibi. Tabii yani. Çok güzel bir şey aklıma gelmiş. Allah Allah. Ben böyle düşünüyorum. Veya diş kliniği. Hiç böyle bağlamışlar. Devamlı dişçi deliyor. Azap olarak. Hep dişimizi derse diş bitiyor, bağırıyor. Tekrar hiç olmamış gibi dişin yerine geliyor. Tekrar deliyorlar. Cehennem olarak yetmez mi? Değer mi yani? Sırf bu azabı çekmek için hangi günah yapmak değer? Değmiyor ya. Ya. Vallahi değmez. O günah dediğinin helalı var.
Dünyada da var. Ahirette alası var. Aa, iştahını oraya sakla. Merak etme. Ya, ne zaman ağır? Geliyor geliyor. Kabir geliyor. Dişinizi sıkın, yakında öleceksiniz. Ölüm çok güzeldir. Zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana. Hayat külfetinden bir pay dost. Tamam. İmtihandan pay dost. Bitti. Diyeceksin ki Zübeyir abi, kardeşim, devam var mı kardeşim? Tamam. Devamı nasıl anlarsın? Sorgulamayla şöyle. Sana sen kimsin denilince birisi seni tanımıyor sokakta. Ne ile ifade ediyorsan sen oralısın. Oranın malısın, unutma. Sen ne iş yaparsın kardeşim? Ne düşünürsün? Hayatın nasıl geçer? Nedir sen? Sen kimsin deyince kardeşim ben nurcuyum diyebiliyorsan nurcularla berabersin. Kendinizi nereyle ifade ediyorsanız oralısınız. Hiç şüpheniz olmasın, inanın bana. Hiç. Ehli dalalet için hem kendi cenneti kazibe dünyeviyesinden ihraçtır. O kendi üstüsü bir cennet vardı ya zannetti. Arkadaşlar, bu kardeşim bilir, Almanya'daki, o Almanya'daki dostumdur. Hemen hemen çoğu orta seviyedeki Türk'te villa, Türkiye'deki zenginler seviyesinde villa değil. Omuzda olan da var. Öyle evlere gittim ki Ramazanlarda hani. Öyle havuzdur, villasıdır, şeydir. Hepsinin altında arabada var. Ama herkes ayrı bir hava vuruyor. Kızı da onu. Alemleri cehennem vallahi. Bir an önce dışarıya atlasam dedim. Geçen bakanı şeye gittim Hamburg'a. Ulan bir dışarıya çıksam ya. İnanın bir çıksam ya. Ha burada mı çıksam ya. Buradan bir uzaklaşsam ya. Hırtan. Ya benim bir kere sömürüyor ya. Binalar ruh mu olmaz hiç ya. Hiç mi maneviyat olmaz ya. Yani cenneti kazibe. Nasıl yaşıyorlar bilmiyorum. Ya buraya gelince oh. Ne kadar hoş. Bak bunu anlamanız için sokaktaki adama bile diyorum. Değil nurcu. Yani kalbi uyananı demiyorum. Sokaktaki bir Müslüman namaz kılar. Allah aşkına Cumhuriyet tarihinde yapılan camilere gitsin. Namaz kılsın. Bir de Osmanlılardan kalan camilere gitsin. Aynı ruhaniyatı mı görecek? Bakın görürsünüz. Ecdat ruhunu maddeye yansıtabilmiş, yükleyebilmiş. Ruh. Onun için duvarlarda ve buralarda görmüyoruz, görmüyorsunuz. Dolu. Lebale. Hepsi dolu. Görmüyoruz. Kaçta diyordu, bağladı diyor, değil mi bunu? Böyle sohbetlerde kimler bu? 269 muydu? 259 veya 69. sayfada. Buralar dolu şu anda. Dolu, Allah'a yemin ederim öyle diyor. Böyle sohbetlerde öyle diyor. Evet, sonra bak. Şunu bir daha alayım. Mert neymiş biliyor musunuz? Mert'in izahı. Levent'e bak Mert neymiş? 3 tane. Ehli dalalet için. 1. Ehli dalalet için bütün mahbubatından elin bir firak ebedidir. Mert, ehli dalalet için kendi cenneti kazibe dünyasından ihraçtır. Mert, vahşet ve yalnızlık içinde zindan-ı mezara ithal ve hapistir. Çıktı, görüyor musunuz? Ali, gözüküyor mu? En uzakta sen. Okunuyor mu? Aa, hakikaten okunuyormuş ya. Evet, sol yolu bitirmiş olduk bu akşam. Her kim hayat-ı fani esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Bir dakika. Bu sol yol. Ama biz sağ yolu yapmayacağız tabii. Burası mı sağ? CTRL'ler dediniz değil mi? Oo, afirmasyonlar, CTRL'leri de öğrendin ya. Elhamdülillah, CTRL'ler neymiş ya CTRL'ler? Biz bilmeyiz kardeşim. Biz balık tutmuşuz ömrümüz boyunca. Şimdi burada biz bir saati geçtiği için yapmayacağım da nerede kaldık? 3'te kalmıştık. Şuraları geçmiştik. Öyle mi? Yapmadık değil mi bu ünsiyetleri? Yapma ya. Esas ha bizim yolumuzu, bizim içimizi seyredecektik ama ders bitti. Tamam. Esas buydu ya arkadaşlar.
Dur biraz şöyle yapayım da ben en azından tipini... Ulan nereden çıktın be kardeşim? Aa. Öyle yapalım, tamam. Aa, ben farklı yere bastım. Ha. Bak. Bak nereye bastım? Ben gözüm bilgisayarda, elim başka yerde. Bak ne çıktı karşıma. İyi bas. Dikkatle bas. Bakma, batmaktan kork. Batmaktan kork. Bir zerre, bir tane, bir hakikat, bir öpmekte batma. Bak elim neredeydi? Gözüm neredeydi? Olmadı. Onlar nereden çıkıyordu? Ama birisi uyardı beni. Peygamber. Basma oraya dedi. Niye çıkıyor dedim tekrar. Yok basma oraya. Bak gördün mü? Vallahi harika bir yer ya. Bakın bir aşağı doğru bir ineyim de ben de merak ediyorum. Şöyle bir ineyim. En azından zevkini yaşayalım. Ama bunu niye yapamıyorum şöyle? Hepsini içeri almak istiyorum. Elime yazın yukarı istersen. Heh, tamam tamam tamam. Ama arkası çok şey ya. Görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Hadi bakalım. Görünüyorsa da görünmüyorsa da. O ne acayip ya. Bunlar. Evet kalkıyor. Cennet burada. Şuna bak ya. Bunlar tek tek ruh yapımızı, eylemdeki karşılıkları ve yaşantımızın alemi gaybdaki karşılıkları burada anlatılıyor. Evet. Evet. Bak görüyor musunuz? Ve 8. söz 12 sayfa A4. 8 sayfa da sol yoldu. Onu bitirdik 2 derste. Elhamdülillah solda işimiz kalmadı. Ama kendimi seyretmek isterdim vallahi. Hakikaten ben neymişim diye. Ruhumu seyretmek isterdim bu haritada. Şey aşamada. Biraz da in. Ben ineceğim ve keseceğim yani. Anlatayım. Ben de merak ettim hala. Şu bahtiyar ise hakikati görür. Hakikat güzeldir. İşte fenalı kendinden iyiliği Allah'tan değil hakikati. Ey nefsim! Kime hitap ediyor? Nefse gireceğiz. Nefis kimdir? Ondan sonra 8. söz bu. Hani okuyorduk ya, iki adam varmış. Hadi hikaye diye oku bakalım. Allah hikaye misali vermiş sanki. Ama içerisini doldurunca karşılıkları, bak hiç bir dokunmadım ha hiç. Aynı insanın tabirleri hiç. Hiç hiç. Ha bak. Ne sadeleştirmedi? Sadeleştirmeyi isteyen sadeleşmiş demektir kendisi. İçi çökmüş adamın. Bozuk adam bozma ile uğraşır. Çünkü yapıları budur. Dümeme basma, ondan sonra kızma. Ha? Sungur abi değil, ustad beddua etmiş yetiyor. Ustad külliyatta zaten nasıl beddua etmiş. He? Paydos muydu? Allah Allah, paydos mu vardı? Allah Allah, ben bu paydosu bir göreyim. Nerede paydostur ya? Hani o talim ev talimatta paydostur. Paydos El Fatiha. Amin. Buna mı basıyorum?